Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz isterseniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Lunge üzerine CoinFinance'da bu haberi bir inceleyeceğiz ve vaatler üzerine şöyle bir konuşacağız. Tabii son gelişmeleri de değerlendireceğiz. Terra Classic son 24 saat içinde 1,7 milyar token'ın stake edilmesiyle faaliyetlerde önemli bir artış yaşadı. Toplam stake edilen token sayısı 964 milyara ulaştı. Mevcut rakam varlığın toplam arzının %14'ünü temsil ediyor arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Rexys'in geçmişte bir takım açıklamaları olmuştu staking üzerine. Bunlardan ilki bir kullanıcı kendisine buradan stake yapılmasının doğrudan arzı azaltmak olmadığını, bunun için yakım yapılması gerekmediğini, yani yakım yapılması gerekmiyor mu diye sordu. Konuşamadım bir türlü. Rexys de dedi ki staking dolaşan arzı azaltmanın en kolay yoludur dedi. Yani açık bir şekilde dedi ki şimdi ya yakımın maliyeti var. Bunun için büyük bir sermaye gerek ki Terra Civita bunun için biliyorsunuz 2023'te trilyonlar yakacağız diye bir vaadi bulunuyor. Tabii gerekli noktalarda sermaye toplama konusunda da oldukça başarılı oldular. Velhasıl ben burada yakım yapabilecekleri, ya yani trilyonluk yakım yapabilecekleri bir durum olduğunu düşünüyorum. Bunun boş bir vaat olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Böyle bir olay ancak yılın son çeyreğinde olacaksa olabilir. Çünkü tam bir boğa performansı görüldüğü bir süreçte bunu yakmak gerekecektir. Haricinde tabii staking bir noktada doğru. Bakın bir noktada doğru diyorum. Çünkü uzun vadede sürdürülebilir bir politika değil. Çünkü dönem dönem dolaşan arz artar, azalır vesaire. Bu biraz da ekip eliyle de olduğu için ki Terraport Finance'ın çıkışı ve tam faaliyeti halinde staking oranlarında artış olacağı için buradan biraz daha manipülatif olarak devam edecektir. Yani ekip ara ara toplu arz arttırdı, arz azalttı, toplu staking çekti, etti falan derken biraz manipülatif olacaktır. Şimdi Rexys'in buradaki açıklamaları yine doğru. Yani biraz uzun vadede manipülatif olsa bile Launchcoin fiyatlarını pozitif etkileyecektir arkadaşlar. Rexys'in ana açıklaması o ki arzın yarısını staking'e sürebilirsek Lunge'da 100x'in gelebileceğini savunuyor. Arzın %75'i stake edilebilirse 200x geleceğini savunuyor. Bu tabii ki mevcut pariteye doğrudan etki eden fiyatlar değil. Fakat dolaylı yoldan bunlar artabilir. Çünkü staking gerçekleştiği takdirde mesela staking geldi tamam. Anlık olarak dolaşan arz azaldı. Dolayısıyla bu Bitcoin dominansına karşı doğal bir direnç kazanacağı anlamı taşıyor. Yani düşüşler karşısında güçlü bir lunge göreceğiz şimdiye göre. Aksi bir durumda yani piyasanın yükseldiği bir senaryoda bu sıkılaşma lunge'un hareketlerini arttırıp yine yukarı meyli yükseltecektir. Aynı zamanda arz azalırken burada dolaşan arz staking unsuruyla birlikte yatırımcı da talebi arttıracaktır. Haricinde yakımın daha güçlü etkisi görülecektir. Yani güçlü yükselişler olacaktır. Paritelerde beklenen doğal geri çekilmenin aksine. Fakat bu bence Rexys'in verdiği oranlarda 100-200x olmayacaktır arkadaşlar. Ama yine de tabii ki bekleyip görmek gerekiyor. Üzerinden olumlu hareketler gözlemlenebilir. Bu arada staking için oldukça önemli olan bir uygulama olan biliyorsunuz Terraport'ta yarın çıkıyor arkadaşlar. Bunlar uzun vadede bu staking oranları karşımıza gelebilir. Terra Civita ya tabii gelebilir derken da birkaç yıllık bir durumu var. Önemli bir üyesi olan Rexys Harrison önemli ivme artışına dikkat çekmek için Twitter üzerinden paylaşım yaptı. Rexys'e göre topluluk şu anda çok aranan 1 trilyon stake edilmiş token kilometre taşına ulaşmaktan yaklaşık 35 milyar token uzakta diyor. Topluluğun son zamanlarda stake etme faaliyetlerinde böylesine önemli bir artışa ilk kez tanık olmadığı unutulmamalıdır. Örneğin 14 Şubat'ta 24 saat içinde 3,5 milyardan fazla token stake edildi. Toplam stake edilen token sayısı 958,7 milyara ulaşmıştı. O zamandan bu yana 5,9 milyardan fazla token stake edildi. Bu arada
ortalamanın üzerinde diyebileceğimiz gerçekten bir hızda lunge üzerindeki staking devam ediyor arkadaşlar. Bu güzel bir durum. Dediğim gibi yani uzun vadede sürdürülebilir değil ama zaten lunge'daki genel hedef, asıl durum yani beklenti zaten ne bileyim 5 sene, 10 sene sonrası falan olmadığı için bunlar ne kadar hızlı gelirse o kadar iyi. Yatırımcı zaten orta uzun vadeyi benimsemeli. Yani boğa döngüsüne bakması zaten mantıklı olacaktır. Strateji bu olmalıdır. Biz bunu göz önünde bulundurduğumuz zaman bir an önce dolaşan arz gitgide daha da azalsın. Yakımı da patlatsınlar. Yatırımcı tabii ki spekülatör karını alıp çıksın mantığıyla bakıyoruz. Önde gelen bir Terra Classic influencer'ı olan Classy aynı zamanda da ekibin bir üyesidir. Stake oranının kısa süre önce %14'ü geçmesiyle daha geniş bir topluluğun heyecanını yineledi. Bu ne ya? Stakepin'den alınan veriler topluluğun geçtiğimiz hafta boyunca 9,39 milyar token stake ettiğini ortaya koyuyor. Bu token delegasyonlarının çoğunluğu doğrulayıcılar Alnos ve Jesus Lords'a yapıldı. Özellikle Alnos aracılığıyla tek bir işlemde 800 milyon token stake edilirken yakın zamanda Jesus Lord aracılığıyla iki ayrı işlemde 2 milyara yakın token stake ediliyor. Lunch fiyatı üzerindeki stake etkisi. Terra Classic stake etme girişimi tıpkı yakma kampanyasında olduğu gibi varlığın toparlanabileceği yollardan biri ve Rex gibi destekçiler bu anlatıyı defalarca savunmuştur. Tam az önce anlattığım şeyi anlatıyor işte. 2 ay önce Rex, Lunge'un arzının %75'ine eşdeğer bir token yüzdesine ulaşmanın bu varlığın değerini 100 kat gibi önemli bir marjla arttırmada çok önemli olacağını iddia etti. Bununla birlikte 5,15 trilyon şaşırtıcı bir stake token gerektirecektir diyor. Bu öyle değil. Rex'in dediği şeydi. %50'ye getirirsek 100x artar. %75'i stake edersek 200x artar diyordu. Dediğim gibi yani oranlar mantıklı değil. Ama sonuçta yine de buna yakın olmasa da gerçekten çok ciddi ölçüde yükselişler getirebilecek bir orandır arkadaşlar. Bunların stake edilmesi, örneğin Lunge arzının yarısının stake edilmesi bu boğa sezonuna kadar sürebilir. Yani 2025'in ben sonuna kadar zaman alabileceğini düşünüyorum. Ama bu gitgide devam ettikçe tabii ki küçük bile olsa kademeli şekilde ne olacaktır arkadaşlar? Lunge üzerindeki pozitif etkiler ufak ufak gözlemlenmeye başlayacaktır. Bu da dalga hareketlerini yaparken her bir harekette bir öncekine göre fiyatlar yükselse de belki de katlama oranlarını sabit bırakması konusunda bir ivme yakalatacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.